Hepinize merhabalar sevgili öğrencilerim. My Friend ünitemizle birlikteyiz. 9. ünitemiz. Hazırsak başlayalım. Sevgili öğrencilerim her ünitemiz olduğu gibi öncelikle ünitemizde kullanacağımız kelimeler gelecek. Lütfen bunları öğrenmeden diğer konulara geçmeyelim. Tall Uzun Short Kısa Slim, thin. Zayıf. Fat. Şişman. Beautiful. Güzel. Handsome. Yakışıklı. Ugly. Çirkin. Headscarf. Başörtüsü. Young. Genç. Middle aged. Orta yaş. Old. Yaşlı. Beard. Sakal. Mustache. Bıyık. Blond. Sarışın. Fair. Kumral dark koyu gray gri long uzun short kısa straight düz wavy dalgalı curly kıvırcık Hair band saç bandı blue eyes mavi gözler brown eyes kahverengi gözler green eyes yeşil gözler Ve evet, sevgili öğrencilerim kelimelerimiz bu kadar. Lütfen birkaç sefer tekrar edelim. Öyle devam edelim. Şimdi bu ünitemizde 9. ünitemizde fiziksel özelliği sormak. Yani dış görünüşü, sakalı, bıyığı, saç rengi, göz rengi gibi özellikleri sormak için hangi kalıbı kullanıyoruz? Evet, what does he look like veya she look like? Bu ne demek? O nasıl görünüyor? Sevgili göreceğim. bu kalıbı lütfen deftere birkaç sefer yazalım. Hatta 10-15 sefer yazalım. Bu kalıbı öğrenelim ve karşısına Türkçesini yazalım. Bu kalıbı öğrenmeden geçmeyelim. Evet sevgili öğrencilerim. Bu şekilde sorulduğunda bakın burada bir kadın var. Kadına ne nasıl soracağız? What does she look like diye değil mi? O nasıl görünüyor diye soracağız. Evet örnek cevaplarımız gelsin. She is fat. O şişman. She is ugly. Çirkin. Her hair is short. Onun saçları kısa şeklinde soracağız sevgili öğrencilerim. Evet aynı örneği erkek için yapalım. Evet buna nasıl soruyoruz? What does he look like? Bu sefer he ile soracağız. Örnek cevaplarımız gelsin. He is slim. O ince, zayıf. Evet. He is handsome. Yakışıklı. His hair is tall. Onun saçları uzun şeklinde cevap veririz. Bu örnekleri çoğaltacağız. Şimdi sevgili öğrencilerim. Saçına, saça sahip, sakala sahip, bıyığa sahip, gözlüklere sahip gibi kalıplar kullanırken de I, U, V, D, The Boys gibi çoğul isimlerin yanına gelirken Have Got kalıbını kullanacağız. He, She, It ve evet, tekil isimlerin yanına da has got kalıbını kullanacağız sevgili öğrencilerim. This is Mustafa. Bu Mustafa. He has a mustache. Mustafa bıyığa sahip. Bakın burada has kalıbı sahip olmak anlamında. Mustafa'nın bıyığı var demek. Mustafa bıyığa sahip. His hair is short and black. Evet, Mustafa'nın saçları, onun saçları kısa ve siyah. His eyes are brown. Onun gözleri kahverengi şeklinde söyleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Buradaki has kalıbını unutmayın lütfen. Evet this Sare. Evet bu Sare. She has a black headscarf. Sare yani o black headscarf yani siyah başörtüsüne sahip. Her hair is black. Onun evet saçları bakın siyah. Her eyes are black. Evet onun gözleri de nedir? Black evet siyahtır sevgili öğrencilerim. Bakın burada yine she has, burada he has kalıbı sahip olmak. Bakın bu, bu sahip. Burada da başörtüsüne sahip anlamında kullanıldı. Bu kalıbı da lütfen unutmayın. Evet, Bilal devam ediyoruz. This is Bilal, evet. He has a beard. Mustafa neye sahip? Sakala sahip değil mi? Bakın sakalları. He has a beard. Yani sakalı var. Sakala sahip anlamında. Evet. He has blue eyes. Evet o bakın yine has kalıbı. Mavi gözlere sahip. Mavi gözleri var. He has fair hair. Evet. O nedir? Kumral. Saçlara sahip. Saçları var. Evet. He is middle aged. O orta yaşlıdır diye söyleyeceğiz sevgili öğrenciler. Buradaki bakın. He has. He has. He has. Üç tane has galımımız var. Yani evet. Sakal. Mavi gözler ve kumral saçlara sahip anlamında. Evet. This is Ece. Ecemiz. She has a curly hair. Evet bakın kıvırcık saçları sahip anlamda. Kıvırcık saçları var anlamında. Her eyes are green. Evet. Onun gözleri nasıl? Green, yeşil. He is fair. O kumraldır sevgili öğrencilerim. Şimdi buradaki resmimizle ilgili bir sorumuz var. Does she have long hair? Evet. Uzun saçlı mıdır diye soru sormuş bu kızımız. Bizler ne diyeceğiz? No she doesn't. Hayır. Evet uzun saçlı değil kısa saçlı değil mi? Bu şekildeki bakın cevaplara da alışalım. Eğer doğru olsaydı yes she does şeklinde cevap verecektik. Lütfen bu kalıbı da unutmayalım. Şimdi yandaki resme göre hangi cümle doğru değildir? Bakalım resmimize ve cevaplara. He has blue eyes. Mavi gözlere sahiptir. Bakın doğru. He has a mustache. Evet o bıyığa sahiptir. Doğru mudur? Evet mustache. Evet. Gördük mü bıyıklarımızı? Evet bıyıklarımız da var. Bakın he has, he has kalıbı neydi? Sahip olmak var anlamında. Evet he has a mustache. Evet bıyıklara sahip. He has long curly hair. Uzun kıvırcık saçları var mı? Yok değil mi? Evet he has glasses. O bakın yine he has kalıbı. Sahip niye? Gözlüklere sahip değil mi sevgili O zaman yanlış olan cevabımız nedir? Evet curly hair uzun kıvırcık saçlara sahip değildir. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi burada 6 tane kişi var. Bu 6 tane kişinin dış görünüşleriyle ilgili sorular soracağız. Cevaplarını birlikte bulacağız. Evet sorularımız gelsin. Who is fat? Evet fat şişman olan kim diye soruyor sevgili öğrencilerim. Bakalım 6 kişi içerisinde şişman olan kim? Mike şişman değil mi? Evet. Who has blue eyes? Evet mavi gözleri olan. Bakın has kalıbını sormuştuk. Mavi gözlü olan. Mavi göze sahip olan kim? Bakalım. Mavi göze sahip olan Ali'miz. Çok güzel. Who has gray hair? Evet. Gri saçlı olan. Kim onu soruyor? Bakalım. Gri saçlı olanımız kim? Mary değil mi? Gri saçlı olan Mary'dir. Who is short? Evet. Şimdi kısa olanı soruyor. Kısa olan kimdir? Bakalım. Kısa olanımız Sam'dir. Who has a mustache? Evet. Bakalım. Bıyık Evet bıyık kimde var onu soruyor. Bıyığı olan kimimiz? Evet Tom'da değil mi? Cevabımız Tom. Who has curly hair? Evet kıvırcık saçlı olanı soruyor. Kıvırcık saça sahip olan değil mi? Sahip olmaktı. Kim kıvırcık saça sahip? Deyizimiz de kıvırcık saça sahip. Evet sevgili öğrencilerim. Etkinliklerimiz bugünlük bu kadar. 9. ünitemizi bitirdik. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.